Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar içerisinde Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Hatay'da meydana gelen depremler Karaman'da da hissedilirken, KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin panik yaşamasına neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremin travmasını henüz atlatamayan depremzedeler ikinci travmalarını da Karaman'da yaşadı. Depremin Karaman'a yansıyan şiddetinin Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetinden daha fazla olduğu düşünülüyor. Bayılan bayılan burada. Deprem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen depremde 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır. İlk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve karayolu nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki sahra hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye devam ediyor." bilgisini paylaştı. Hatay'daki depremin yaşandığı dakikalarda CNN Türk Tarafsız Bölge programında konuşan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy yaşanan deprem hakkında bilgi verdi. Eski depremin stres uçunda tetiklenen bir yeni deprem. Aynı fay hattı üzerinde kırılmayan bölümün yarattığı bir deprem bu. Biz Ahmet Bey'in yayınlarında da sıkça söyledik. Stres uçları tehlikelidir, tetiklenebilir diye. Peki bu aynı fay hattı üzerinde kırılmayan bölümün kırılması. Evet, aynen. Buna siz müstakil deprem mi diyorsunuz? Tabii, bu yeni bir deprem. TGRT Haber'e konuşan Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür, depremin tehdit ettiği diğer bölgeleri işaret etti. Bundan sonra daha büyük deprem orada olacağını sanmıyorum. Sadece Bingöl, Karlova ile Göynük arası hariç çok büyük ölçüde enerjisini artık boşalttı diye düşünüyorum. Bir Adana yöresi kaldı. Bu Doğu Anadolu fayının bir uzantısı. Adana'da da belli büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Orada da o deprem gerçekleşirse tahmin ediyorum ki Doğu Anadolu fayı ve Ölü Deniz fayı bizim Türkiye sınırları içerisinde enerjinin önemli bir kısmını, büyük bir kısmını boşaltarak bir suskunluğun içerisine girecek demektir.